Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Konya yöremizin nefis lezzetlerinden etli ekmek tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evimizde orijinaline en yakın olacak şekilde hazırlamaya çalıştım. Hamuru için 5 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yoğurma makineme aldım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Unun kalitesine göre su alma miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen azar azar dikkatli bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 2 su bardağı artı çeyrek su bardağı su kullandım. Hamuru 30 dakika dinlenmeye bıraktım. 400 gram kıyma, 3 tane köy biberi, 2 tane kuru soğan, 3 tane de domates kullanıyorum. Malzemeleri sırasıyla robotta çekiyorum. Soğanı çektim. Biberi çektim. İstediğiniz biberi kullanabilirsiniz bu arada. Ben köy biberi kullandım. 3 tane domates de çektim. Tuzunu ekledim. Etli ekmeğe sadece baharat olarak tuz eklenir. Başka farklı baharatlar eklenmez. Kıvamı da bu şekilde. Hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir havasını alıp toparlıyorum. Hamuru masanın üzerine alıyorum. Bezeler alacağım. Mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Toplamda 16 tane beze aldım. Bezeleri un serptim. Masanın kenarına alıyorum. Kısmını da tepsiye aldım. Daha kolay açabilmek için masada bana yer kalsın. Üzerini de buzdolabı poşetiyle kapattım. İlk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Etli ekmek hamurunu çok uzun açmıyorum. Bu kadar açmamız yeterli. Yaklaşık böyle 17 santim kadar açtım. Santimi çok da önemli değil. İkinci hamuru açıyorum. Masanın üzerine bir örtü serdim. Örtünün üzerine açtığım hamurları alıyorum. Yeriniz varsa bezelerin hepsini açıp hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmını açtım. Fazla ununu silkeliyorum. Diğer bezeleri de açmaya devam ediyorum. Masanın üzerine bir örtü serdim ve örtünün üzerine aldım. İkişerli olmak üzere hazırlayacağım. Tepsime iki tane sığdığı için ben ikişerli hazırlıyorum. Çok dip dibe yapmak istemedim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine iki tane hamur aldım. Ve birer parça kıymalı harcım da üzerine aldım. Ve videoda görüldüğü gibi üzerine yayıyorum. Daha sonrasında kenarlarından tutarak uzatıyorum. Tepsimin büyüklüğünde uzattım. Aynı şekilde kenarlarını da genişletiyorum.
Bu şekilde hem etli ekmeğimiz daha ince olmuş oluyor, hem de şeklini çok kolay bir şekilde vermiş oluyoruz. Açmak için de çok fazla uğraşmamış oluyoruz. Bakar mısınız, elinizle uzattıkça uzuyor. Ne kadar uzatsanız uzayacak. Hamurumuz çok güzel oldu. Aynı şekilde videoda görüldüğü gibi kenarlarını yine çekiştire çekiştire uzatıyorum, biraz genişletiyorum. Şeklini verdim. Gözüme boş gelen kısımlara biraz daha kıyma ekledim. Fırınımı maksimum dereceye ayarladım. Önceden ısıttım. Fırınımın en altına verdim. En altta, fırının en altında 5 ila 7 dakikada pişiyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Onu çıkartıp ikinciyi verdim. Biraz da biber közledim. İsterseniz domates de közleyebilirsiniz yanında. 3 tane hamuruma kıymalı harç yetmediği için onları da peynirli hazırlıyorum. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Dikkat edin, çok uzun tutarsanız yanabilir. 5 ila 7 dakika arasında pişecek şekilde fırınınızın derecesini ayarlayın. Etli ekmeklerimi piştikçe bir tepsinin üzerine aldım. Şimdi sizlere kesip kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. İncecik oldular, çıtır çıtır oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.